Ali Akman'da şöyle bir durum söz konusu mu? İşte satın alma opsiyonu koydurtmaya çalışıyor mu Galatasaray? Evet yani orada kiralama konusunda zaten herhangi bir problem yok. Frankfurt kiralanmasına sıcak. Galatasaray kiralanmasına sıcak. İki tarafında farklı istekleri var. Galatasaray diyor ki satın alma opsiyonu da olması gerekiyor. Yani biz oyuncuyu bir sene oynatacağız. Evet güzel biz de faydalanacağız ama duruma göre en azından bir karar hakkımız olsun. Bir rakam belirlensin. Ona göre karşılıklı zaten memnuniyete göre bu işler belli olur. Opsiyon olması demek de kullanılacağı anlamına gelmiyor yüzde yüz ama en azından bir karar hakkı olmasını istiyor Galatasaray bu konuda. Mesela Halil Dervişoğlu'nu biliyorsun geçen sene kiralarken Galatasaray bir opsiyon yoktu. Şöyle bir anlaşma yapılmıştı. 1 milyon euroluk Galatasaray bir kiralama bedeli ödedi ve Herhangi bir takım talip olduğunda onun 1 milyon euro altına Galatasaray'ın alma hakkı vardı. Böyle bir opsiyon konmuştu. Ama bu yani çok net bir şey değil açıkçası. İnsanın biraz kafasını karıştırabilen bir durum. O nedenle daha net bir opsiyonun olmasını istiyor Galatasaray. Frankfurt tarafı da şunu istiyor. Biz evet size kiralayacağız ama biz bu oyuncunun gelişmesini istiyoruz, oynamasını istiyoruz. Belli bir sayıda maç oynayacağının, belli bir sayıda ilk 11 oynayacağının bize garantisini verin diyorlar. Görüşülen konuşulan konu bu. Onun dışında zaten Oyuncuyla ilgili herkes takdir eder ki herhangi bir sıkıntı olabileceğini kimse düşünmüyordur. Evet. Özel durumlardan dolayı. Burada Ayhan Akman'ın varlığı, işte kuzenleri, Hamza ve Efe'nin takımdaki varlıkları ile birlikte. Yani Ali için de herhalde gidilebilecek, gelinebilecek en doğru adres olabilir. Ama bu detaylar görüşülüyor. Muhtemelen kısa süre içerisinde de çözülecektir. Ali'yi de yeni sezonda Galatasaray formasıyla göreceğiz gibi duruyor. Normalde hep böyle işte fazla yakın arkadaş grubu ya da böyle akraba grubu bir arada bir takımda toplanacağı zaman hep böyle dedikodular çıkar işte disiplinsizlik olur vesaire diye ama ben bu konuda mesela Ayhan Akman'ın disiplinine aşırı güveniyorum. Yani mesela geç, geçtiğimiz günlerde Hamza'nın verdiği bir röportaj vardı. Yani babamla en çok yaptığımız aktivite idman yapmaktı zaten. yani Sürekli bizi ekstra çalışmaya motive ederdi. Çalışmaların antrenmanların dışında ekstra hocalarla birlikte çalışırdık diyor. Yani Ayhan Akman bu konuda gerçekten doğru bir örnek. Çok iyi bir baba. Çocuklarını çok seven ve onlara gerçekten çok katkı sağlayan bir baba. Çok da gururlanıyordur tahmin ediyorum ki. Zaten Galatasaray sevgisi ortada olan bir isim. Yani hem çocuklarının hem şimdi yeğeninin de buraya gelip Galatasaray'a hizmet edecek olması onu da tahmin ediyorum. Çok mutlu ediyordur ama yani ben işin negatif tarafından bakmıyorum. Pozitif tarafından da bakmaya çalışırsak bunun bir sinerji adına takım içerisindeki bağ kuvvetlendirme adına ben olumlu bir şey olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu arada e, forvet konusuna gelmişken e, Gomis'i konuştuk işte, Ali Atman'ı konuştuk. E, Dolberg ismini çok soruyorlar. Ek olarak senin hani kulağına gelen şu isim olabilir vesaire diye herhangi bir e, dilikodu var mı? Valla ben isim öğrenemedim. Dün bir aile uğraştım bu konuyla ilgili. Yani belli bir profil tarif ediliyor belli tanımlar yapılıyor ama ismi Galatasaray yönetimi çok fazla dillendirmek istemiyor. Son dönemde özellikle son bir hafta 10 gündür dikkat ediyorsan bu piyasaya düşen isimler azalmaya başladı. Yani belli bir noktaya gelmeden hiçbir isim çıkmıyor. Çünkü öncesinde Galatasaray bundan biraz sıkıntı yaşadı. Hepimizin malum işte grillis iş süreci, onun öncesinde yine GY e konusunda da benzer şeyler olmuştu. Yani basında çok fazla dillenince yönetim biraz sıkıntı yaşadı bu konularda. O yüzden daha dikkatli gidiyorlar. Yani isim konusunda forvetin ismini o yüzden henüz öğrenemedik. Ama tanımlanan yani bize aktarılan bilgi neticesinde şunu söyleyebilirim. Yani Seferovic'e benzer yani Seferovic ayarında, Seferovic kalitesinde bir oyuncu. Yani şu değil. Seferovic birinci forvet evet şu anki durumda öyle. Yani o olmadığında da idare etsin bizi şeklinde bir oyuncu değil. Gerçekten kaliteli bir ismi oraya dahil etmek istiyor Galatasaray yönetimi. Yani forvet rotasyonu tek oyuncuyla gitmez çünkü. Bilmiyorum. Tamam Ali Ali dahil edilecek. Ali orada yani tek forvet ne kadar oynayabilir bilmiyorum ama netice itibariyle for, forvet rotasyonunda olacak bir tane daha kaliteli üst düzey bir oyuncunun oraya dahil edilmesi planlanıyor. Yani Gomis yokmuş gibi yapılıyor şu anda planlama. İşin özeti bu. Ya Zaten Orta sahadaki ne kadar alternatif e, olduğunu konuştuk seninle. Forvet'e baktığımız zaman... Hani Allah sakatlık göstermesin futbolculara. Seferovic'le ilgili bir sıkıntı olduğu zaman ya da kart cezası olduğu zaman... Gomis 90 dakikayı çıkarabilecek bir durumda değil. E, Ali Akman geldi diyelim. Ali Akman bu takımın tecrübesini tek başına kaldırabilecek bir derecede değil bence. Yani insanların kafasında soru işareti oluşturur. Belki sahaya çıkar performansıyla bunu giderir Ali ama... çünkü genç yaşta daha 18 yaşındayken de Bursa Spor'da gerçekten inanılmaz işler yapıyordu. Sonrasında geçen sene kiralık performansı da ilk dönemini takip edebildik. O zaman attığı goller vardı, iyi performansı vardı, iyi işler yaptı ama yani dediğin doğru. En azından biz böyle düşünmesek bile insanlar böyle televizyonun başında oturup evde televizyonu açıp maç kadrosunu gördüğünde işte Evander, Torreira, Oliveira orta sahası, Yunus Kerem kanatlar. İleride Ali'yi görünce biraz böyle bir soru işareti oluşabilir. Ama biraz biraz insanın tadı kaçabilir orada. Daha böyle etli etli bir isim isteyebilir orada Galatasaray Etli taraftan. bir isim. Ee, Gökhan Arı yazmış işte sevgili Gökhan Arı. Demiş ki beyler bir kavani yazın da onunla ilgili de bir şey söylesin. <laughs> etli isim, al sana etli isim. Baya 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 etli mutlu kavani ismi ama şu an benim bildiğim öyle bir şey yok. Zaten Belli. Kavani gelse şu anda maaşıydı vesaire bir de sakatlık durumu da oluşabiliyor Kavani'nin. Kavani geldi mi Kavani'nin maaşı farklı bir boyutlara ulaşabilir. Çünkü Falcao konusundan sonra Galatasaray taraftarı da Galatasaray yöneticileri de biraz temkinli davranıyor. Haklılar yani yüzyılın en büyük transfer fiyaskolarından biri oldu Falcao. Maalesef yani kimse böyle olsun istemezdi ama netice itibariyle bir daha böyle bir şey yaşansın kimse istemiyor. Daha dikkatli hareket ediliyor. Yani bence Galatasaray bu sene işte Lyon'un sağ bekini aldı. Yani oyuncuların profilleri belli. Hep bunu konuşmuştuk zaten. Yani böyle gelen oyuncuyla ilgili kimsenin kafasında soru işareti olmayacak gibi şeyler söylemişti yöneticiler. Bence altını dolduruyorlar. Lyon'un sağ beki. Fransa milli takımında oynamış Dubois. Orta sahaya gelen isim Oliveira. Portekiz milli takımında uzun süre oynamış. Porto'da önemli işler yapmış. Daha 30 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Torreira 26 yaşında Uruguay milli takımı, Arsenal, işte Fiorentina inanılmaz bir oyuncu bence. Yani gerçekten Türkiye Ligi'nin üstünde bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben Torayra'nın. Geldiği zaman da katkı anlamında çok ciddi katkı sağlayacaktır. Evander belki burada yani kariyer, kariyer anlamında, isim anlamında biraz soru işareti olabilir. Biraz ben şuna benzetiyorum. Allah sonunu benzetmesin tabii. Böyle kötüyü çağırmak gibi olmasın ama tamamen süreç olarak şuna benzetiyorum. Evander transferi bana biraz Morutsan transferini hatırlatıyor. Çünkü biliyorsun yani şimdi Morutsan'ı geçen sene Haziran'a kadar Türkiye'de zannediyorum ki hiç kimse tanımıyordu. Evet. Sonra bir anda Morutsan'ın inanılmaz fanları oluşmaya başladı. Skills yani, videoları vesaire bir anda fan videoları editler yapılmaya başlandı. Yani o, o videolarla birlikte inanılmaz bir rüzgar oluştu. Ben geçen sene sokakta yürüdüğümde insanlarla sohbet ettiğimizde insanlarla rastlaştığımızda en çok sordukları şey Morutsan transferiydi. Ya arkadaş ya Morutsan'ı nereden tanıyorsunuz ki siz? Yani ne kadar maçını izlediniz de ne ara bu kadar hayran olundu Morusa'na mesela. Şimdi Evander'de de bence benzer bir durum var. Yani Evander ismini bir ay, bir buçuk ay önceye kadar yani Türkiye'de tabii ki futbolla çok yakından ilgilenen, işi, mesleği bu olan insanlara ayrı tutuyorum ama herhangi bir taraftarın çok fazla tanıdığını düşünmüyorum. Yani çok böyle bahis bağımlısı olup oyuncunun maçlarını iz izlemek dışında çok fazla Evander'i tanıyan insanlar olduğunu düşünmüyorum. O yüzden biraz fazla önem atfediyoruz bence. Bu, bu şu demek değil. Ben oyuncu kötü ya da Morutsan gibi olur falan asla böyle bir şey kastetmiyorum. Bu yanlış anlaşılmasın. Süreç anlamında bir benzerlik görüyorum. Yani çok fazla tanınan bir oyuncu değildi Evander. Şimdi yine aynı Morutsan'da olduğu gibi acayip fanları var. Gelirse bizi uçurur, ligin içinden geçer falan gibi ifadeler kullanılıyor. Biraz sakin olmak lazım bence. Bir gelsin, performans ortaya koysun. Zaten kaliteli bir oyuncu olduğu belli yeteneği ortada yaptıkları ortada. Yani bu hayranlık gelip burada bir şeyler yaptıktan sonra olursa daha sağlıklı oluyor bence.